Bismillahirrahmanirrahim. Salihun, Salih Peygamber, dördüncü alt başlık. Aleyhi salatu ve esselamu, salat selam, onun üzerine olsun. Erarallahu, Allah irade etti. En yursile göndermeyi, ileyhi o topluluğa ne göndermeyi irade etti? Rasulen, bir elçi. Ersele, yursilu, ifal babından muzari. Başında en var, fiil muzari nasb eden en var. Bu yüzden en yursile olmuştur. Rasulen, bir elçi dedik. Ne gibi? Kema ersele. Daha önceden de gönderdiği gibi. Kime? İlâ ümmeti Nuhin, Nuh aleyhisselam ümmetine de daha önce peygamber gönderdiği gibi. Ersele ve yine gönderdiği gibi. İlâ adin ad kavmine rasulen, bir elçi gönderdiği gibi. Bu topluluğa da bir elçi göndermeyi irade etti. İnnallâhe, şüphesiz ki Allah Teala, la yerdâ, razı olmaz. Li'ibâdihi, kulu için, el küfra, küfre razı olmaz. Yani kulunun küfür içerisinde olmasından razı değildir. İnne ismin rasf haberini rafeder. Allah'e, yani lafzatullah innen ismi, la yerza, raziye, yerza, hüve, gizli zamir failiyle beraber bir fiil cümlesi olup innenin haberidir. İnnallâhe, şüphesiz ki Allah, la yuhibbu, sevmez, el fesade, bozgunculuğu, fesadı, fil erzi, yeryüzünü. Lafzatullah innenin ismi la yuhibbu haberi olur. La yuhibbu hüve zamiriyle beraber bir fiil cümlesidir. El fesade de mef'uldür. Bu şekilde bir fiil cümlesi olup innenin haberi olmaktadır. Ve kâne, ve var idi, fihim, onların içerisinde, racülün, bir adam. Adamın biri vardı. İsmuhu, onun ismi de nedir? Salihun, Salih'tir. İsmi Salih olan birisi vardı onların içerisinde. O topluluğun içinde. İsmuhu, ismun, ismun, istin, eymunin, ibnun. Bunlar hep ne kelimeleri? Bunlar hemze-i vasıl olarak kitaplarda değinilen kelime çeşitleridir. İbnun, ibnemin, ismun, istin, eymunun şeklinde. En başındaki hemze-i vasıldır. Bunun dışında ismu bir isimdir yani. Fiil, isim, harf olarak düşünürsen isim kelimesi isimdir. Hu zamirdir. Zamirle isim bitişmiştir. Bu gibi durumlarda, yani ne zaman ki zamirle bir isim bitişti, o zamir nedir? Muzafun ileyh'tir. Dolayısıyla mecrurdur. Tabi mebni olduğundan mahallen mecrur olur. Zamirlerin hepsi nedir? Marifedir. Marifeye muzaf olan nekreler de marifedir. Kaidesinden ötürü isim kelimesi de burada ne olur? Marife olur. Yani ismun kelimesi esasen nekredir. Ama marifeye muzaf şu anda. Bu marifedir çünkü. Ona muzaf durumunda isim bu kelimesi. Bu yüzden isim kelimesi de marifedir. Peki madem muzaf dedin, burada bir şey daha devreye giriyor. Yani burada birkaç şey var. Bir, isim kelimesinin hemzesi hemze-i vasıldır. Bu nerede geçer? Maksutta anlatılmış bir konudur. Bunun dışında ne var burada? İsmi kelimesi muzaf. Hu muzafun ileyh. Madem muzaf, akla birkaç şey geliyor yani. Buradaki izafet, isim tanımlaması manevi izafet mi, lafzi izafet mi? Lafzi izafet olamaz çünkü muzaf burada vasıf isim değildir. İsim fail, isim yapı, sıfat, müşebbehe gibi bir kelime değil. Dolayısıyla manevi izafet var burada. Manevi izafet var dediğimizde de madem manevi izafet var, manevi izafetin hangi kısmı diye bir soru akla gelmektedir. Çünkü biliyoruz ki manevi izafet üç kısma ayrılır. Lam manasında izafet, min manasında izafet, fi manasında izafet olabilir. Öyleyse buradaki hangisi? Buradaki izafet çeşidi lam manasında. İsmuhu, yani ona ait olan isim, onun için var olan isim nedir? Salihun, salihtir. Ona ait olan. Lam manası ne demek? Aitlik var ya. Yani. Onun ismi. Nedir? Salihun, salihtir. Vulide, doğdu veya doğrulu diyelim. Doğdu. Kim doğdu? Hüve, o kişi. Ve gizli zamir burada fail değil, naibu fail oluyor. Velede, vulide.
Vuli de doğruldu. Hüve o kişi yani Salih. Nerede? Fi beytin bir evde. Bir evde doğruldu, dünyaya geldi. Öyle ev ki şerif, şerefli. Şerif ne olur bu durumda? Sıfat olur. Beyt mensup, şerif de onun sıfatıdır. Görüldüğü üzere müfrede müfret, mecruran mecrur, müzekkere müzekker, nekreye nekre hep uyum içerisindeler. Şerif burada sıfat olduğundan men'utuna yani mevsufuna ki o da beyt olmakta. İşte o kelimeye bu yönlerden tabidir. Ve neşe'e neş'etti yani büyüdü kim? Hüve salih. Hüve gizli zamir burada fail olur. Ala aklin akıl üzere büyüdü. Yani akıllı olarak büyütüldü diyebiliriz. Peki ala harfi cerdir. Harfi cerlerin çeşitli manaları vardır. Buradaki ala hangi manada diye sorulmuş olabilir. Mecazi istila var diyeceksiniz. Çünkü ala aklin akıl üzere büyütüldü. Gerçekten de aklın üzerine çıktı değil. Zeydun ala sedhi. Zeyd damın üstüne çıktı. Tavana çıktı. Çatıya çıktı. Dediğinde gerçekten de çatının üstüne çıkmışlık mümkün olan bir şey. Oysa aklın üzerine büyümek bu mümkün olan bir şey değildir. Bu yüzden mecazi. Ve salahin ve doğruluk istikamet üzere büyüdü. Esasen büyütüldü. Ve kâne ve idi veleden bir çocuk. Kim idi ama bir çocuk? Şimdi veleden kânenin haberidir. Velet kânenin haberi. Bakın mensuptu. Kâne haberini nasbeder. Kânenin ismi nerede? Kânenin ismi gizli zamir hüve olur. Kâne idi kim? Hüve o Salih idi. Nedir idi? Veleden bir çocuk idi. Nasıl bir çocuk? Şimdi sıfatı geliyor. Neciben, asil bir çocuk. Soylu bir çocuk idi. Cidden. Gerçekten de böyleydi. Ve kâne idi kim? Hüve o Salih. Yine gizli zamir kânenin ismi olmakta. Bu çocuk yani Salih idi. Nedir idi? Veleden bir çocuktu. Öyle çocuk ki Reşiden, Reşit idi. Cidden, gerçekten. Kâne'yi gördüğümüzde aklımıza birkaç şey gelebilmeli. Bir kere kâne nedir? Avamili bir gibi okuyanlar için birkaç şey akla gelmeli. Amil, mamul, irap olarak düşündüğümüzde tüm fiiller bir defa nedir? Amildir, yani etkendir. Amildir. Amilin hangi çeşidi? Kıyasi. Kıyasi amilin birinci maddesi. Fi kullu fi'lin yerfa'u ve yansibu. Her fiil raf eder, nasb eder diye yazılıdır. Raf ettiği nerede? Raf ettiği hüve yani. Gizli zamir şeklinde. Ve kâne idi veleden reşiden. Cidden gerçekten de reşit bir çocuk idi. Yuşiru eşara yuşiru işaret ediyordu ileyhi ona. Kim? En nasu insanlar. İnsanlar onu ona işaret ediyorlardı. Ve yegulune ve şöyle diyorlardı. Kimler? O insanlar. Burada vav fail olur. Peki ne diyorlardı? Hâzâ işte şu kişi kimdir? Salihun salihtir. Bir yerde gördükleri zaman aha işte Salih bu. Farklı bir yerlerde gördükleri zaman da hâzâ işte bu Salihun salihtir. Yani Salih bir yerde işaret edilecek derecede meşhur da olmuştu. Ve kâne idi linnâs insanlar için fihi onda vardı. Ne vardı? Recaun kebirun büyük bir beklenti, umut vardı. Yegulune şöyle diyorlardı. Sekunu olacak lehu o salih için ne olacak? Şe'nun bir şan olacak. Sekunu lehu şe'nun onun için bir şan, şöhret ileride yakında olacak. Sekun kâne yekunu sekun yakında onun için bir şöhret olacak. Yara görüyordu ennas insanlar. Enne şüphesiz ki salihen salih yekunu oluyor. Min eşrafihim onların en şereflilerinden oluyor. İleri gelenlerinden. Ve yekunu ve oluyor. Min eğniyahim ve onların zenginlerinden oluyor. Ve yaravne ve insanlar görüyordu ki ennehu o salih seykunu olacak yakında. Lehu onun için ne? Kasrun bir saray hem de cemilun güzel ve bustanun ve bostan kebirun hem de büyük bostan bahçe yani büyük bahçeleri ve güzel bir sarayı yakında onun olur bunu insanlar görüyor.
Ve yer ağa ve görüyordu Ebu'hu, onun babası yani Salih'in babası. Ebu kelimesi burada ne olur? Yer ağa fiil, Ebu fail olur. Faildir, failler mamul-ü mefuzdandır. Raf alameti burada vardır. Çünkü Ebu kelimesi, yani kitaba göre 6 illetli isim, kitaba göre 5 illetli isimden bir tanesidir. Şartlar yerine gelmiştir. Yani musağar değildir. İşte muzaftır, şudur, budur, müfrettir vesaire kurallar cereyan ettiğinden kendisine has irabı almıştır. Vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur olmakta. Ebu'hu onun babası yani Salih'in babası görüyordu. Enne şüphesiz ki İbnehu onun oğlu yeksibu kazanıyordu, ilerliyordu bi'aklihi aklıyla beraber. Bi'aklihi yani burada bayağı musahabe manası verdik. Sebebiye de verebilirsin. Bi'aklihi aklı sebebiyle, aklı vasıtasıyla kazanıyordu. Ne? Malen azimen. Büyük mal kazanıyordu. Mal mülk edinmeye başlamıştı. Ve yahrucu ve çıkıyordu finnas insanlar içerisinde. Çıkıyordu yani öne çıkıyordu manasında. İnsanlar içerisinde öne çıkmaya başlamıştı. Bir farkındalık oluşmuştu. Ve yahrucu ala ferasin at üstünde dışarı çıkardı. Ve veraehu el hademu hizmetçiler de arkasında vardı. Ve ardından yüsellimu selam verirdi. Aleyhi ona ennasu insanlar. Ve yegulune ve şöyle derlerdi. Hâdâ işte şu kişi İbnu Fulânin falancanın oğludur. Hâdâ bu kişi İbnu Fulânin falancanın oğludur derlerdi. Yani artık o oldukça meşhur ve dikkat çekici birisiydi. Dikkatleri üzerine toplamıştı. Kem yekûnû sururuhu onun sevinci kaç defa oluyordu. Defalarca olmuştu. İzâ semi'a işitince ennâse insanları yegulune diyor innehu o kişi saidun mutludur cidden gerçekten de. İnne şüphesiz ki ibnehu ganiyun cidden. Şüphesiz ki onun oğlu gerçekten de zengindir. Velakinne Allah'a fakat Allah irade etti gayre zalik bundan başkasını bunun dışını bu şekilde bir şey irade etmedi yani. İnne Allah erade en yüşerrifehu. Onu şereflendirmeyi Allah irade etti. Neyle beraber şereflendirmeyi? Nübüvvetle beraber. Baya musahabe manası vermiş oldu. İnne Allah'a inne ismini nasip etmiştir. Lafzatullah'ın ismi erade fiildir. Hüve faildir. Fiil fail. Birlikte bir fiil cümlesi olup inne haber olur. Ve yursile ersele yursilu yursile devam ediyor nasıl durumu. Ve yürsüle ve gönderdi kim? Hüve Allah gizli zamir. Kimi gönderdi? Hu onu yani Salih'i gönderdi. Hüve gizli zamir fail hu meful bih olur. Nereye gönderdi? İla kavmihi kendi kavmine gönderdi peygamber olarak. Peki niye gönderdi? Li yuhricehum onları çıkarması için. Mine zulümati karanlıklardan ilen nuri aydınlığa çıkartması götürmesi için gönderdi. Ve hel fevka zalike şerefun bunun üstünde bir şeref mi vardır? Ve hel fevka zalike kerametun bunun üzerinde bir keramet mi vardır? Da'metu salih diyerek 5. alt başlığa gelmiş olduk.